Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kanalda bayağı bir TikTok videosu var. Yore TikTok olarak değiştirebilirsiniz. Çünkü bir sürü falsosu olan bir platform olduğunu düşünüyordum. Fakat geçenlerde ilk TikTok trendlerine baktığım zaman TikTok'un şu anki durumundan daha iyi gelmeye başladı. Bunlardan birkaç tanesi hatırlarsanız şöyleydi. What about Widowmaker? I'm already Widowmaker. I'll be Bastion. You're Bastion. You're right to Winston. Hit or miss? I guess they never miss, huh? You got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya. Yani gördüğünüz üzere TikTok'un gelişimi oldukça garip gözüküyor. İlk başta sadece insanların böyle saçma sapan cringe videolar yüklediği bir platformken dünyanın da değişmesiyle beraber daha karanlık bir platforma büründüğü görülüyor. Her neyse bugün arkadaşlar dünyanın TikTok'a resmi olarak savaş açtığı gün olarak ilan edebiliriz gibi geliyor bana. Neden diyeceksiniz? Kanada'da TikTok yasaklandı arkadaşlar. Şöyle açıklayayım. Avrupa Birliği ve ABD'den sonra bir ülke daha hükümet çalışanları için TikTok'u yasakladı. Kanada'da hükümet çalışanlarının telefonlarında TikTok kullanılması yasaklandı. Konuyla ilgili açıklamada bizzat Başbakan Justin Trudeau tarafından yapıldı. TikTok ise kendini savundu. Bir yıl düşünsem gerçekten olayların bu noktaya geleceğini düşünmezdim. Fakat bütün sosyal medya platformlarının sonu bu oluyor arkadaşlar galiba. İlk önce izin veriliyor. Bir sürü cringe içerik yapılmasına ve bildiğimiz internetin içine edilmesine diyorlar ki izin veriyoruz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ne olacak ki? Çok tehlikesiz bir uygulama. Her şey mübah. Ama bir noktadan sonra platform büyümeye başlayınca, diğer platformların önüne geçmeye başlayınca bir kaş kaldırılıyor. Ne oluyor lan falan diyorlar ve bir dava açılıyor. Neyse devam edelim. ABD hükümeti TikTok'un Çin'e veri aktardığını ve ulusal güvenlik sorunlarına yol açtığını ileri sürerek TikTok'un kamu kurumlarında kullanılan akıllı telefonlara yüklenmesini yasaklamıştı. Bugün benzer bir hamle Kanada'dan geldi. Justin Trudeau tarafından yapılan açıklamada bu ilk adımımız olacak ama başka adım atmamıza gerek kalmayabilir ifadeleri kullanırken TikTok yönetiminden de cevap gecikmedi. TikTok diyor ki hükümet yetkileriyle her zaman buluşup Kanadalıların mahremiyet ve güvenliğini nasıl koruduğumuzu anlatmak isteriz. Fakat bu şekilde TikTok'u hedef göstermek ortak bir amaca hizmet etmiyor şeklinde konuşan TikTok sözcüsü Kanada'nın neden yasaklama yaptığını anlamadıklarını belirtti. Bence arkadaşlar yeni trend sosyal medya platformlarının yasaklanması olabilir. Fakat TikTok'un buradaki durumu oldukça içler acısı. Öncelikle bildiğiniz gibi daha önce yaptığım videolarda TikTok'un insanların kişisel verilerini en ince detayına kadar çaldığıyla alakalı konuşmuştum. Artık günümüzde geçerliliğini yitirdi. Sanırım bu 2 yıl önce falandı. Çünkü gördüğüm kadarıyla internette zaten bir sürü kişisel verilerimizi çalıyor ve internete sızdırıyor. Yani şu an zaten açıkta yaşıyoruz gibi bir şey söz konusu. Kimsenin gerçekten bununla umursayacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu verilerin silinmesini umursayacağını düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi geçen sene TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformların önüne geçmeye başlamış. Hani bana bu biraz sansür ve kişisel verilerin çalınmasından ziyade TikTok'a bir gözdağı göstermek ve platformumuz büyüyor. Bir tık komplo teorisine girecek ama YouTube ve Instagram gibi platformlar geride kaldığı için TikTok'un büyümesini engellemek olarak gözüküyor. Şimdi arkadaşlar TikTok'u kimse sevmiyor. Zaten Türkiye TikTok'una girmiyorum bile. Yani gereksiz içeriklerine sahip bir platform. Bu haberi okurken bizim hükümetin yaptığı bir açıklamaya denk geldi. TikTok Türkiye'ye çocukların kişisel bilgilerini topladığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Kişisel verileri koruma kurumu TikTok'a ciddi suçlamalar nedeniyle para kesildiğini açıkladı. Son olarak Avrupa Birliği ve Kanada'da siber güvenlik endişeleri nedeniyle hükümet cihazlarında yasaklanan TikTok bugün Türkiye'den büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı. Kişisel verileri koruma kurumu TikTok'a 1 milyon 750 bin TL para cezası verdiğini açıkladı. Söz konusu kararın gerekçesi ise çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplanması olarak paylaşıldı. TikTok'un 2021 yılı Ocak ayında gizlilik politikasında güncelleme gerçekleştirdiği, güncelleme neticesinde metinde 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarının özel olarak değiştirildiği, belirtilen güncelleme öncesinde varsayılan olarak profillerin herkese açık olarak etkileşimde sınırlandırma bulunmamasının hassas yaş grubunda olan kullanıcıların verilerine erişilmesi kapsamında risk teşkil ettiği gerekçesi sunulmuş. Özellikle bu detay yani varsayılan olarak 13 ve 15 yaş arası bireylerin, yani daha doğrusu çocukların diyelim, içeriklerin indirilmesi güvenlik zafiyeti bence. Şöyle baktığımız şu an sosyal medya etkileşim ve kullanıcı sayısı en yüksek noktada. Ve bence açıkça bana soracak olursanız TikTok gibi platformların regüle edilmesi gerekiyor. Bu platformlardan bence kesinlikle YouTube Kids gibi TikTok Kids de açılmalı. Yani bu genç bireylerin maruz kaldığı içerikleri kontrol etmek imkansız. O yüzden bence bu sorun neden ayrı bir platform, ayrı bir uygulama yapılarak çözülemedi yıllar boyunca hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar uzun lafı kısası bütün dünya şu an TikTok'a savaş açmış gibi gözüküyor.
sonra Avrupa, ABD ve Kanada'da yasaklandığını görünce, daha doğrusu hükümet görevlileri tarafından yasaklandığını görünce bir düşünüyorsunuz, savaş mı var hükümetler arasında diye. Ama enteresan bir muhabbet. Derken TikTok'un ne kadar korkunç bir noktaya geldiğini şu trendle anladım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sosyal medya platformlarında filtreler var. Instagram'da var, Snapchat'le çıktı diye hatırlıyorum bu ilk. Ondan sonra TikTok bunu bir üst seviyeye çıkardı. Bold Glamour isimli TikTok filtresi sizin yüzünüzü arkadaşlar bayağı makyaj yapmış gibi gösteriyor. Yorekok diğer filtrelerden ne farkı var diyeceksiniz. Yüzünüzü öyle bir kodluyor ve tanıyor ki AI'ın geleceğinden daha korkunç olduğunu düşünüyor. And so we gotta see what it's about. Oh god. What? Bu ne oğlum? Yemin ediyorum dünyanın en büyük hilesine denk gelmiş olabiliriz. Bir, sosyal medya zaten gerçeklik algımızı bozuyordu. Bu artık başka bir seviyeye taşımış işleri. Artık gerçekten tanıştığınız birini sosyal medyadaki görseliyle normal halinin farkını anlayamayacaksınız bile. Abi ben Nutella almak istiyordum derken karşınıza Peripella çıkıyor. Buradaki diğer problemlerden biri sosyal medyayı kullanan kadınlar diyelim. Bu görseli gördüğü zaman gerçekle filtreyi ayırt edemeyecekleri için özgüven problemi yaşayabilirler. Yani herkesin bu kadar güzel olduğunu düşünüp aynaya baktığınızda her insanın olduğu gibi mükemmel olmadığınızı gördüğünüz zaman yaşayacağınız hayal kırıklığını tahmin edemiyorum arkadaşlar. Bence TikTok'un en büyük tehlikesi bu. Gerçeklik algımızı bozması, normal bir insanın güzellik algısını bozması, insanların kusurları olması, onların çirkin ve toplumdan dışlanmış olacağını bize anlatmıyor. Yani Yunan mitolojisindeki heykeller gibi yaşamıyoruz. Neyse arkadaşlar, bu videoda dünyanın TikTok'a başlattığı savaşı inceledik. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Daha doğrusu TikTok'a açılan bu savaş tamamen yasaklatacak mı? Yoksa Çin hükümeti diyecek ki ne ayaksınız lan siz? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Türk TikTok'u için özellikle güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu videodan sonra umarım bir TikTok kullanıcısı bu videoyu izler ve 2018'den kalma cringe danslar yapmak yerine daha yararlı içerikleri TikTok'a yüklemeyi düşünür. O zaman Babakok'tan sevgilerle diyorum. Bu videonun da sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.